Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Evliliğin evrelerinden bahsederken Duval'in aile yaşam döngüsünden gireceğiz ve konuyu bu şekilde evrelerle birlikte anlatmış olacağız. Peki Duval hangi yaşam döngülerinden bahseder? Kaç evre vardır? Toplamda 8 evre vardır aile yaşam döngüsünde. Tabi bu çekirdek ailenin kurulmasıyla birlikte başlayan evreleri içerir. Evliliğe hazırlık dönemini burada anlatmamış oluyoruz. Fakat ben yine de biraz bahsetmek istiyorum. Evliliğe hazırlık döneminde bireyin özerkliğini kazanması, ekonomik özgürlüğünü kazanması, sosyal ilişkilerini yönetebilen aşamaya gelmesi önemlidir. Bireyin sosyal çevresinde uyum sağlayabilen, eşiyle ortak kararlar verebilecek düzeyde bilişsel irade ve yönetime de sahip olması önemlidir. Kendi yaşamında kurduğu bir düzeni olması gerekir. Bununla birlikte evliliğini yapması daha sağlıklı olacaktır. Peki yeni evli çiftler neler yaşar? Öncelikleri ve hedefleri belirlemeleri gerekir. Yani iki bireyin öncelikleri nelerdir? Evlilikten beklentileri nelerdir? Bunları konuşmaları gerekir. Ortak yaşam stili oluşturmaları gerekir. Bireyler zaten kendi yaşam döngülerinin içinde var olmuş bireylerdir ve artık birlikte birbirlerine ne kadar uyum sağlayabileceklerini ortak yaşam stili oluşturarak belirlerler. Hobi ve ilgileri birbirlerine yine uyumlu olursa eğer birlikte eğlenebilen, arkadaşlık geliştirebilen bireyler olurlar. Evliliklerini bu şekilde kurabilirler. Burada tabii biliyorsunuz her zaman sadakat ve güven önemlidir bir ilişki kurulmasında. Yeni evli çiftlerin bu düzeye gelmesi, yani sadakat ve güven üzerinden evliliklerini inşa etmesi bu evrede altı çizilecek en önemli konulardan birisidir. Cinsellik ise her iki bireyde farklılıklar oluşturabilir ya da uyumu güzel bir şekilde gelişebilir. Burada tabii yine yardım alınabilecek konulardan birisidir. Ortak geliri yönetmek de aynı şekilde yine nasıl olacağını bireylerin ortak karar vermesi lazım. İki bireyin ayrı gelirleri olabilir, tek bireyden gelir kaynağı olabilir ailede. Bunun yönetimini birlikte ele almaları lazım ve ortak bir geliri oluşturmaları lazım. Peki bebekli ailelerde durum nasıl olur? Bebekli ailelerle birlikte başladığımız aslında ilk çocukla başladığımız dönemdir. Bebekli ailede ilk çocuğun daha okul öncesi döneme kadar, yani 30 aylık döneme kadar diyelim. Çünkü kreşlerle birlikte biliyorsunuz artık okul öncesi dönemler daha çok aktifleşti. Oyun grupları da oluyor. 30 aylık döneme kadar evreyi ele alalım. Yeni gelecek bireye ailede yer açma başlar. Yani daha bebeğe bir hazırlık dönemi var ve bu büyüyen bir aile yapısına da uyum sağlaması gerekiyor. Burada bireylerin, yani yeni bir anne babalık rolü kazanıyor eşler. Karı koca rolünü kazanmışlardı yeni evli çiftken, şimdi de anne baba rolü kazandılar. Buna da uyum sağlayabilmeleri bireylerin bu evrede önemlidir. Yeni doğana bakma için tabii ki beceriler geliştiriyorlar ve öğrenme şekilleri oluşturuyorlar kendilerinde ikisi de. Olumlu bir gelişim çevresi oluşturmak isterler tabii ki anne baba olarak. Yeni doğan aile üyesine ortak karar alma daha bebeklik döneminden başlayan bir durumdur. Ortak karar almayı tabii ki yeni evli çiftlerin yapmış olması, yani bir önceki evrede yapmaya başlaması bebeğin doğumuyla stresi azaltacaktır. Fakat daha bunu yapmamış bireylerse, yani ortak karar alamayan bireylerse bebeğin doğumuyla bu çok daha gün yüzüne çıkar ve ortak karar alamama sıkıntılarını bebekten sonra yaşayabilirler. Çünkü aile ilişkilerinde düzenlemeye tekrar gidecekler. Nerede? Geniş ailede. Yani amca, dayı, babaanne, anneanne, dede. Bakın onlar da yeni roller kazanmış oluyorlar bebeğin gelmesiyle. Ve oradaki düzenlemeye gitmede eşlerin anne baba rolüyle ortak karar alması
altı çizilecek bir durumdur. İlginin paylaşılması önemlidir. Yani anne ne kadar ilgi ve nerelerde ilgi gösteriyor, baba ne kadar ilgi ve nerelerde ilgi gösteriyor. Bunların da düzenlenmesi gerekir. Peki okul çağı öncesi ailelere gelelim. Şimdi okula hazırlanma evresinde de ihtiyaç ve ilgilerini doyurmak vardır çocuğun. Burada yeni ihtiyaçlar doğar, yeni ilgiler doğar çocukta. Bunların karşılanması gerekir. Aile dışına çıkacak çocuk artık. Buna ailenin, anne babanın da hazırlanması gerekir. Yani çocuğunu bir dış ortama hazırlarken ona güvenli bir ortamı yine sunmak ister anne baba. Bu ebeveyn ilişkisine geçme, yani bir daha bir üst kademeye geçme evresidir burada. Buna yine anne babanın da hazırlanması lazım. Evdeki ilgi ve enerji talebine mahremiyetin azalmasına uyum sağlayabilme durumu vardır. Çünkü artık çocuğu okul öncesi dönemde sosyal ilişkileri hazırlamayla birlikte daha çok hani bağımsızlığına da hazırlama dönemine girilmiş olunur. Peki okul çağı ailesine yapar? Bu evrede neler olur? Biliyorsunuz okul çağına girerken ailede okula ne kadar uyum sağlayabilecek, yani bilişsel düzeyde çocuğun gelişti mi gibi kaygılar başlayabiliyor. Yani resimlerin çizmesi, kalemi tutabilmesi, okulda dinlediğini anlayabilmesi, arkadaşlarına uyum sağlayabilmesi çocuğun. Burada eğitimdeki başarısını geliştirmek adına da anne baba yeni görevler edinmiş olurlar. Her evrede bakın, ailelerde yeni görevler vardır. Her evreye geçtiğimizde bu görevleri ne kadar yerine getirebildiğimizle alakalı sıkıntılar, sorunlar yaşayabiliyoruz. Toplumsal yaşama katılma ve uyum sağlamada da çocukta gelişimine katkı sağlar aile. Burada sıkıntı yaşıyorsa çocuk da dışarıdan biliyorsunuz destek alabiliyor aileler. Ya da kendileri bazı gelişim dönemlerini ayak uydurabilmek için ne yapıyorlar? Kendileri de öğrenme sürecine geçiyorlar bu dönemde. Yani çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim? Onun bilişsel düzeyini nasıl geliştirebilirim? Okula uyum sağlamasını nasıl ilerletebilirim gibi. Peki ergen çocuklu ailede neler oluyor? Biliyorsunuz şimdi ergenlikte özerklik kazanma devreye giriyor çocukta. Onun bağımsız olmasını sağlamak vardır. Daha çok bağımsızlaşmasına destek vermek vardır. Anne baba olarak mesela harçlık oluşturabiliyoruz. Yeni bir düzenlemeye gidiyoruz yine. Evden ne kadar nereye ayrılacak, bunlara karar veriyoruz. Yine burada tabii anne babanın ortak kararlarının vermesi ve onların da birbirine uyum sağlaması önemli. Farklı fikirlerde olabiliyorlar. Çocuğun özgüvenini hem geliştirecek, ne kadar dediğim gibi uzaklıkta izin veriyoruz. Biz mi götüreceğiz, biz mi getireceğiz sosyalleşebilmesi için? Ve kimlerle görüşmesini istiyoruz, ne kadar harçlık vermek istiyoruz, okuldaki faaliyetleri neler olacak, ne kadar gelişecek, bunların hepsini gözetim altında tutarak tabii ki ergen bireyin özerkleşmesine destek veriyoruz, bireyselleşmesine. Onların bağımsızlığıyla da bizim de başa çıkabilmemiz lazım. Yani artık evden belirli sürelerde ayrılan bir aile üyesi var. Bağımsızlığa gidiyor gitgide. Biz ne kadar bu duruma ayak uydurabiliyoruz? Yoksa sürekli evde mi durmasını istiyoruz? Acaba biz özgüveninin gelişmesinde ergen bireye ne kadar katkı sağlayabiliyoruz anne baba olarak? Evet, bu sorunlar da tabii ki aile içerisinde ele alınması gerekiyor. Peki genç erişkinler yetiştiren aileye geldik. Yani hareket eden ailelere dönüştük artık. Çocukları olmaksızın aileye yeniden odaklanmak gerekiyor bu dönemde. Büyüyen çocuklarla bir yetişkin gibi ilişki kurmak gerekiyor. Yani onlar artık ayrı bir birey, bizden farklı bireyler, farklı düşünceleri var, farklı yaşam stilleri oluşabilir. Biz kendi kurduğumuz aile yaşam stilinden
başka bireyler yetiştirdik ve onların başka yaşam stillerinde biz ne kadar onlara ayak uydurabileceğiz, uyum sağlayabileceğiz? Onların çocuklarıyla büyük babalık, büyük annelik rollerini benimsememiz gerekiyor. Orta yaşta anne baba olduğumuzda bazen evlilik sorunları belirginleşebiliyor. Çünkü biliyorsunuz çocuklar evden artık çıkmış oluyorlar ve bir boş ev oluşuyor. Sadece karı kocanın tekrar evde olması durumu var. Büyük anne, büyük baba olmaya tabii yine bir alışma durumu var. Çocuklar da çeşitli nedenlerle tekrar eve dönebilir. Boşanabilirler, hastalanabilirler, değil mi? Burada da başka sorunlar devreye girebiliyor tabii. Peki aile üyelerinin yaşlanmasıyla ne oluyor? Burada da bakın aile üyelerinin yaşlanmasında da birçok madde sıralayacağız şimdi. Yaşlanan bedene emeklilikle değişen aile ve sosyal rollere uyum sağlama durumu var. Yani bir yaşlanan bedenle biz çok daha rahat bedensel hareketler yapamıyoruz. Kısıtlanıyoruz bakın. Emeklilik var, artık çalışmıyoruz. Yine bir değişen durum. Sosyal ilişkilerimiz değişti. Etrafımızda ölen arkadaşlarımız olabiliyor. Etrafımızda azalan sosyal çevre olabiliyor. İlgilerimizi geliştirmemiz gerekiyor bu dönemde. Farklı ilgiler oluşturmamız lazım. Yani hem yeni bedenimize uyumlu, hem de yeni sosyal çevremize uyumlu, hem de yeni çalışma alışkanlıklarımıza uyumlu ilgiler geliştirmemiz gerekiyor. Bir taraftan da tabii aile üyelerine yine destek verme devam ediyor. Yani artık daha geniş bir aileyiz torunlarla birlikte. Burada da tabii destek sağlamamız gerekiyor onlara. Kayıplarla başa çıkma durumumuz var. Yani eş de tabii vefat edebilir. Sosyal çevremizden vefat edenler olabilir. Bu kayıplarla biz ne kadar başa çıkabiliyoruz bu dönemde? Bir taraftan da artık ölüme hazırlanma durumuna giriyoruz gitgide. Buna hazırlanıyoruz. Bunu psikolojik ne kadar taşıyabiliyoruz? Psikolojik neler yaşıyoruz tabii bu süreçte? Bütün evreleri ele aldığımızda duygu, düşünce ve davranış olarak tekrar düzenlemeye gittiğimizi gördük. Bu düzenlemeleri ne kadar sağlıklı gerçekleştirebiliyoruz? Biz her döneme ne kadar uyum sağlayabiliyoruz? Peki bunların haricinde bu evrelerde bizim düzenlemelerimizin ve uyum sağlayabilmemizin haricinde ne durumlar var? Yeni krizler çıkabilir. Yani çocuklardan boşanmalar, ev içinde ölümler, kayıplar, ev içi hastalanmalar, ev içinde psikolojik rahatsızlıklar ya da çocukların yaşadığı farklı sıkıntılar, sosyoekonomik zorluklar, iflaslar, taşınmalar, göçler, çok daha farklı tabii ki krizlerle de başa çıkmamız gerekebilir. Lütfen her dönemde bizim kendimizi sağlıklı gelişime uyum sağlayabilmemiz için yardım almaktan çekinmeyelim ve özellikle de krizlerde aile danışmanlığı ile birlikte ailemizin yine düzenini yeniden kurabilmemiz adına yardım almaktan çekinmeyelim. Sağlıcakla kalın, sağlıklı aileler olmamızı diliyorum hepimize. Sevgiyle, saygıyla, hoşça kalın.